Evet arkadaşlar, bilgin olsun kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu videonun konusu A4 kağıdına sığamayan ve bizim parçalı olarak hazırladığımız kalıpların nasıl birleştirileceğiyle alakalı. O yüzden bunu seçtim. Bilgin olsun market 056 kodlu bayağı büyük böyle battal boy bel çantasının kalıbını tercih ettim bu videonun konusu olarak. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela bazı parçalar A4 kağıdına çok rahat sığıyor. Ama bazı parçalar sığmıyor. Çünkü çok büyük. Kesim yerleri belirlemişim ve buralardan kesilip birleştirilecek. Şimdi neden A4 kağıdı? İlk önce onu izah edeyim. Şimdi A4 kağıdı olmasının sebebi herkesin ulaşabileceği standart bir malzemedir A4 kağıdı. Herhangi bir kırtasiyeye gidip ulaşabileceğiniz bir kırtasiye ürünüdür. Dolayısıyla hani böyle bir genele yaymış oluyoruz. Böyle bir kalıbı A4 kağıdını hazırlayarak genele yaymış oldum, öyle söyleyeyim. Herkes bu kalıbı çıktı alarak, PDF'den çıktı alarak bu kalıbı kullanabilir, ulaşabilir. Ben şimdi bu kalıbı kesip temizleyip birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Hemen hızlıca başlayalım. Mesela şundan başlayalım. Sayfa 1. Şimdi şuraları kesmiyorum. Çünkü derinin üstündeyken buraları kesmek daha kolay. O yüzden kesmiyorum. Şimdi üst ve alt parçalar aslında birbirinin aynısı. Ama iki adet olduğu için ne oluyor? Birine üst dedik, birine alt diye isim verdik. Oldukça büyük bir çanta. Evet. Sıra geldi buna. Şimdi bizim birleştirirken dikkat edeceğimiz nokta şurası. Şu çizgi. Dolayısıyla bu çizgiye dikkat ediyoruz. Neymiş? Bu arka gövdeymiş. Arka gövde, diğer arka gövdenin diğer parçası da burada. Evet. Şimdi bunu kesmiyorum. Şuradan sıfıra yakın keseyim. Evet. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Kalıbı milimetrik hazırladığım için burası çok önemli. Evet, birleştirdik. Şöyle yapayım. Evet, arkadan da bantlıyorum. Evet, şimdi bunun kenarlarını temizleyebiliriz. Gövdemiz bu. Arka gövde bu. Bu da hazır. Sıra geldi bunlara.
Evet. Şimdi bu yan cep körüğü dolayısıyla buradan birleştireceğiz. Şöyle biraz büyükçe bırakıyorum bunu. Üst üste oturtmak için. Şimdi bunu buradan çıkartıyorum. Evet. Şimdi buradan da yapıştırayım. Evet, şimdi geri kalanını temizleyebilirim. Şimdi iki tane yan cep olduğu için ne oluyor? İki tane körüğümüz var. Evet. Bu da ön cep körüğü. Ön cep de oldukça büyük olduğu için körüğü de bir hayli büyük. Evet. Şimdi sırasıyla bu parça buranın, bu parça buranın. Şimdi birleştiriyoruz. Yok şöyle. Evet. Şimdi geldik ön gövdeye. Ön gövde de oldukça büyük olduğu için üç parçadan oluşuyor. Hemen şu çizgiden kesiyorum bunu. Gövdenin diğer parçası bu. Orta kısmı bu. Şunu biraz kısaltayım. Kısaltmaya gerek yok. Direkt buradan yapıştırabilirim.
Diğer parçamız da bu. Evet, oldukça büyük gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kenarlarından temizliyorum. Bunu da temizlemiş olduk. Bu da tamam. Evet, şimdi kullandığım programda Türkçe karakter desteği olmadığı için sağ bel kemeri yazmışım. Başka bir yumuşak bir yerine başka bir harf koymuş. Neyse, çok önemli değil. Şimdi şunu buradan kesip şuraya ekleyeceğiz. Bunu biraz kısaltıyorum. Şuraya birleştiriyorum. Evet, şimdi buralardan temizleyebiliriz bunu. Evet, bu da hazır. Şimdi ben buraya büyük zımba deliği koydum ama siz bu kadar büyük yapmayabilirsiniz. Hani yeri belli olsun gibilerinden yaptım ben. Neyse. Şimdi aynı işlem son parça. Bu arada 15 parçadan oluşuyor kalıbımız. Aynı işlemi yapıyoruz buraya. Şimdi bu buraya eklenecek. Bu da buraya eklenecek. Hemen yapalım.
Şunu da keselim hemen. Evet arkadaşlar, kalıbımız hazır. Şuradan da kestik mi? Evet, kalıbımız hazır. Şimdi bu parçaların hepsi birleşip kocaman heybetli bir bel çantası oluşturuyor. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.